yepyeni oyun modunun betadaki oynanışını göstereceğim. Benim video diğerlerininkine göre geç kaldı çünkü PBE'de inanılmaz bir sıra var ve bütün streamerları, bütün youtuberları falan almışlar abi içeri. Bize sıra gelmiyor tamam mı? Ben de bugün seçim günü geceden açık bıraktım bilgisayarı. Vallahi oy kullandım geldim. Sıra gelmiş bir videoyu çekeceğim size daha önce bir iki kez oynayabildim şansa Girebildim ama yarıda kaldığı için o videoları koyamadım yani e, Düzgün olmadı ama oralardan da bir iki bir şey Vereceğim Bu ne abi Ha bu arada e, şuradan çıkalım Birçok şeyden çünkü e, Artık PBE'de şöyle bir şey yaptılar benim gibi sıradan arkadaşlar eee yani gerçek bir çok takipçili youtuber falan değilseniz Tek oyun atabiliyorsunuz abi ondan sonra 4-5 saat cooldown var O 4-5 saat içerisinde de hani Serverdan atabilir beni diye Bu modu böyle çekeceğim yani e, Camı falan kapalım bu yaz sıcağında kapıyı kapalı hani dışarıdan ses gelmesin bir şey olmasın videoyu bozmasın diye olabildiği kadar rafine biçimde çekmeye çalışacağım ve yani nasıl olacak oyunda da bir sürü şey değiştirdiler benim oynayabildiğim süreye göre. Gerçi beta zaten yani maksat oyunu göstermek size. Beta da dengeli olmasını beklemiyorum ama birazcık oyundan bahsedelim. Zaten screenshotlarla da ben bu oyundan bahsetmeyi düşünüyordum önceki oyunumda. Auto chess dediğimiz olay aslında Dota'ya bir mod olarak çıktı. Sonra Çinli firma mobilde auto chess'i çıkarttı. Arayıp indirebiliyorsunuz mobilde. Ancak onda tahta kare şeklinde. Ve tahtanın kare şeklinde olması demek sadece 4 tane çevresindeki şampiyonla etkileşim halinde bulunabilmesini sağlıyor. LoL'de ise 6 gene çevrildiği için bu sayı daha fazla artmış durumda. Mesela Guardian dediğimiz Leona ve Braum'un kombosunda çevresindeki 6 kişiye o bonusu verebiliyor, o buff'ı verebiliyor. Bunun gibi ufak detaylar var. Oynadıkça zaten oyun sırasında da anlatacağım onları. Yani bu mod diğer auto chess'lerden çok daha detaylı. Burada Riot kalitesini konuşturmuş. Tebrik ediyorum yani beklemediğim bir performans sergilemiş ve ayrıca şunu da kapatalım oğlum. <laughs> WhatsApp'tan yazı gelecek şimdi. Videoyu bombalayacak. Bir şey kalmadı değil mi? Bir tekrar bakacağım. Tamam, bir sıkıntı yok gibi. Recording'deyim de. Bir yandan da hani şeyi de gösteriyoruz burada. Masa üstünü falan her şeyi gösteriyorum şu anda. Çünkü yok şey geçmedi yok işte bilmem ne oldu falan bunların olmaması gerekiyor. Yani tek hakkım var. Olabildiğince iyi bir oyun deneyimi göstereceğim. Oyun hakkında başka bir noktaysa LoL'e ait olduğu için yani diğer oyunlarda mesela öğrenme eğrisi çok uzun sürüyor. Niye? Çünkü o hero'nun skill'i ne yapıyor onu bilmiyorsun yani. Mana doluyor savaştıkça ve mana dolunca bir şey yapıyor bütün karakterler. LoL'de ise bu belli. Mesela Blitzcrank'in çektiği belli bir şey. Veya kendilerinin ultisi biliyoruz alan vuruyor. İşte Brand aldığım zaman acı AOE bir vuruş yapacak onu biliyorum yani. Ya W'sunu atar ya ultisini atar. Hani hepsi aynı skill'i atmıyor. Mesela Ahri Q'sunu atıyor. E, çünkü ultisi biraz saçma olacak. Onun dışında e, Kazix'in ne yaptığını hatırlamıyorum. Çok vuruyor ama hani Z'le de öyle yetenekleriyle vuruyor falan filan. Ama genel olarak neler yapacağını tahmin edebiliyorsunuz. Artı item olayı. Itemlar çok detaylı, gerçekten çok güzel olmuş o konuda. Hatta ben bunun içinde bir site yaptım yani onu da anlatacağım videonun sonuna doğru. Şimdi karışmasın diye yapmıyorum. Önce bir kendimizi küçültelim iyice. Şimdi de arayüzü gösterelim. Bu arayüzü. Gördüğünüz gibi burada bir sekme var. Bu bölümden oynuyorsunuz. Buradan oynarken PUBG tarzı böyle işte ne bileyim bir kutular, etkinlik pass'leri, bunları satacaklar herhalde bazılarını. Şu an Beta Pass diye geçiyor. Tıkladığınızda işte oynadıkça bir şeyler kazanıyorsunuz. Miniş diye bir şeyler yapmışlar kozmetik. Ben olsam onun yerine ward skinlerini koyardım. Çünkü yıllardır ward skin'i biriktiriyoruz. Hiçbir yerde gözükmüyor. Hani onları koymanın bir yolu olsa iyi olurdu. Zaten böyle bir şey açacağım başlık. Ee, Amerika Server'ına panolarında muhtemelen bir şey olur. Bu da bahsettiğimiz Little Legends işte küçük efsaneler falan diye çevirdiler Türkçe'ye. Türkçesi de var bu arada. Ben Türkçe'yi indirmedim henüz. PB'ye Türkçe gelmiş yani. ilgimi çekti o durum. Türkçeleştirmeyi PBE'de yapıyorlar galiba. Bu arada ben ses duymuyorum ya. Kulaklığı açayım. Evet play'e bastık. Direkt açıldı abi. Böyle mi oluyordu? Gerçi böyle oluyordu galiba. Fazla oynayamıyorum. Kaç gündür giremiyorum anasını satayım. Aynen minikleri görüyoruz burada. Bu benimki. Bunlar diğer arkadaşlar. 3 yıldız olmuş lan herif. Nasıl oluyor ki 3? Ha şey karakteri 3 yıldız yapıyor doğru. Rank diye bir şey yok. Rank yok daha gelecek ama rankı. Ya bu mod benim tam aradığım şey. Çünkü bu modda kol önemsiz arkadaşlar. Yani kollarla hiçbir alakası yok. Bu daha çok e, ileriye dönüp planlama yapmanızı gerektiren bir oyun modu. Mesela şöyle bir örnek benim aklıma geldi çok güzel. Yani şans diyorlar ama şansınızı azaltabiliyorsunuz. Mesela ben az önce dışarı çıkacaktım. Önce düşündüm ki şort mu giyeceğim, pantolon mu? Eğer şort giyeceksem çorabımın ayakkabıyla alakalı bir renk olması lazım. Öyle apaçi gibi turuncu mu yuruncu giyemem. Ama pantolon giyeceksem çorabın renginin çok önemi yok. Çünkü gizlenecek. Bu da o şekilde. Eğer oyun sonunda elemental yapacaksanız elemental hirolarla iyi gidecek. Bir şeyler almaya çalışacaksınız. Ben şurada alabilirsem spatula'yı kaçırdık. Lissandra'yı çekeyim. Lissandra genelde iyi oluyor. Burada Braum'u da alabilirdim aslında. Braum'da e, BF Sword var. İşe yarıyor. Ben genel olarak elemental kombosunu beğendiğim için elemental becerebilirsem yapmaya gideceğimden dolayı Lissandra'yı aldım şimdilik. Ayrıca e, bu şampiyonların iki özelliği oluyor bakın diğeri de buzul Glacial falan yazmış Buzulların özellikleri de şuradan okuyabiliyorsunuz Baya iyi o yüzden bu Lissandra benim hoşuma giden bir ilk tercih oldu ama büyütmeyebiliriz satabiliriz Satma mekaniklerini de göstereceğiz Bu buna gitmez bir sonrakine alınca ona veririm Ionic Spark biraz daha tanklara gidiyor Şimdi birleştirebileceğim bir şey yok ama Noble'da da tabi değil. Şöyle bir şey yapalım. Bu arkadaş yordullarla eğer kendini ikileyebilirsem, iki yıldız yapabilirsem bunu ona da veremem tabi. Bir tane kasadin alsaydım ya. Kasadini alma sebebim şu elemanı buna vereceğim. Çünkü yetenekle vuran biri lazım. Bunu Lisandra'ya verdiğim zaman Lisandra direkt Ionic Spark yaptığı için vermiyorum. Yoksa ona da verilir aslında. Abi bu ne? Herkes EMAR mı kasacak? Oo, tank alma vakti. Poppy falan çıkarsa alalım. Yordle kasarız. Hazır başlangıç anlarına Oo, abi geçen elki kasadini alsam var ya şu an üf yani üf. Anasının amı gibi oldu be. Video çekiyorum diye kıyak geçti herhalde. İki kasa denim daha olabilirdi yani direkt iki yıldız yapabilirdim. Şu an çok iyi değil durum yani hani bunu alsam da almasam da bir şey değişmiyor. Şunu verirsem ne oluyormuş? Shield falan veriyor abi Taşşak ya resmen. Mod çok güzel gerçekten çok keyif alıyorum yani hani Lolden ben uzun süredir skin açmak dışında keyif almıyordum skin açarken de keyif almıyordum da hani En azından bir eğlencesi oluyordu bu mod Harbiden çok beğendim ve Oto Chess'i diğer oyunlarını çok beğenmememe rağmen Lol oğlum bu kasadini bana veriyor sürekli Thrist'i de alalım da Bir şeyler yaparız Param var 2 daleyi de alıyorum satacağım bu parayı biriktirebilirseniz eğer 10 tane varsa şuraya bir sandık çıkıyor. Oraya belki word skin olarak koyabilirler işte onu yazacağım ben. Hani word skinlerimizi baştan seçeriz. Onlar belli olur. Ee, sandıklar yerine. Bu sandıklar size fazladan bir altın veriyor. Yani eğer 10 tane biriktirebilirseniz avantajlı. Ama şu an nasılsa 10 tane biriktiremeyeceğim için Nidalee'yi de aldım. Belki bir şeyler yaparız. Level'ı özellikle ben çok arttırmıyorum başlarda. Çünkü ee, mesela düşük seviyeli düşük puanlı bir şeyleri 3 seviye yapmaya çalışıyorsanız Seviyeniz atladığında daha yüksek seviyeliler çıkacağı için Ulan ne can köpek ee, Ne diyordum Fazla erken yükseltirseniz bu hiroları 3 seviye yapamazsınız O yüzden ne yapacaksanız önden halletmeniz gerekiyor Bak mesela burada 10 numara değiştiriyoruz acılar. Muhtemelen şey yordulu mordulu kaldıracağım. Elementali de kaldırma ihtimalim var şu anda. Hani dengeli halletmeniz lazım. Ne veriyorsa ona göre. Şu anda buradan refresh yaparak arayabilirsiniz yeni şampiyonlar ama arayacak bir durum yok. Yani onun için belli bir para lazım. Ama dördüncü seviyeye geçiyorum gelecek el. Dördem ee, e mi geçiyorum? Kaça geçiyorsam işte. Dördüncü Aynen dörde geçiyorum. Dördüncü hero'yu koyabileceğim o zaman. Seviye o işe yarıyor. Şu an beni tokatlama ihtimalleri var. Bu kendini healladı mı? Healladı. O zaman tokatlayamayacak. Geçmiş olsun. Blitz en uzaktakini yanına çekiyor. Bu Blitz'in çok güzel kullanımları var. Bir tane oynadığım oyunun screenshotlarını aldım. Oradan anlatacağım bunun sonunda. Ama oynanış videosu her zaman daha iyidir tabi. Tokatla lan şunu. Hadi aferin. Kassadin bayağı iyi bir şampiyon bu arada. Karşının manasını aldığı için. Hey yavrum eyvah. Kassadin verip duruyor. Bunu var ya şu an üçleyecektim ya. En baştaki iki Kassadin de alsam Üçleyemeyecektim gerçi. Yalan söylüyorum ama. Şimdi şöyle bir durum var. Bunları artık satarsam Mesela bakın sandık çıktı. Gelecek el bir goldum daha fazla olacak. Bu arada bir şeyi fazla sattım ya. Neyse artık bu video acemili olsun. Şunu alalım madem. Onu sattık. Elemental ile alakam yok şu anda. Elemental'i o yüzden salabilirim. Ama yapabileceğim Ranger fena almayabilir. Bu herifte mesela buff var galiba. Noble, e, Night buff'ı var iki tane. Bende hiç buff yok. Bu çok büyük dezavantaj şu anda. Hiç buff olmaması. Bu da Guinzo'yu yapmış. O da büyük sıkıntı. Oh Varus da yerleştirdi oku. Bu el tokadı yedik. Kimmiş bu eleman? Buggy. Buggy 94'müş. Şu itemları verecek bir iki hero'ya ihtiyacım var. Ama 10 olduğu için fazladan gold aldım. Çok kötü değil durumum şu anda. Fena gitmiyor. Şimdi bir şeyler araklayacağız. Ama ben sıralamada üst sıralarda olduğum için aslında başta tokat yemek daha iyi yani ee, birçok şeyi alamıyorsunuz millet aldı bak spatula çok önemli free sahaya hero koymanızı sağlıyor eğer iki spatula alabilirseniz force of nature oluyor benim artık acil şu bilitsi alacağım herhalde öne koyacak bir şeye ihtiyacım var ve hani bu kılıçta fena değil işe yarıyor zaten bir şey kalmadı. Lan bırak onu bana oç. Ay sikim ya. El ismi alayım, ne alayım? Ninja alayım yani. Ninja iyidir. Neyse bir şey verecek bana. Alamadık. Bunu vermiş. Ben bunu kullanmam. Poppy'yi alabilirim. Ranger, Brown. Şunu da aldık. Şimdi bunlarla ne yapacağımı düşüneceğiz. Çıktı lan dışarı aptal herif. Onu niye koymuş ya oraya? Ninjam var mı yok şunu alayım da bir şey olsun ranger manger bir şeyler olsun Ben şeyi satınca bir item gelmiş olması lazım birine mi verdim onu ha, Yok geldi zaten bunlar geldi Şöyle Braum'u da koyunca güzel olacak. Ben buradan bir basacağım. Level basacağım bu el sonunda. Tamam. Bufflar geliyor yavaş yavaş. Braum buzul olduğu için buzulu çiftleyeceğim. İleride de Leona geldiğinde Leona ile Braum çok iş yapıyor. Tek problem eşi ne kadar yükseltebileceğim. Eşi yükseltmek bayağı problem. Geç şuraya. Hacı. Sen bir şunu al Bu bununla birleşince ne oluyor? Magic Damage resistance Bu ne oluyor? Disarm yapıyor güzel ee, Şu an wild bir şey koysam Koyabilir miyim? Becerebilir miyim? Alayım dursun ama satacağız muhtemelen Oh 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 item'lara bak herif tokatlayacak gibi geliyor Bak, Assassin'i arkaya geçti direkt. Ya yani şu an e, can olarak yüksek olduğum için 1-2 el kaybetmemde sıkıntı yok. Bu arada kaybetmeyeceğim galiba. Evet, buff'lar işe yaradı. Ranger buff falan. Tokadı bastık mı acaba? Yok, basamadık. Ama yani bir yiyeceğim yesem de o bir şey değil amına koyayım. Oradan bir şey olmaz yani. 90'a düştük. Sıkıntı yok şu anda. Ben 17 ile oyun kazandım. Aslında başlarda biraz kötü başlayıp sonra ilerlemek. Şu an bir tur çevirirsem. Kasadin geldi. Güzel. Hmm. Kasadin güzel. Kasadini şey yapabilirim. bayağı iyi Kasadin yani. Warwick'ten pek bir verim alabileceğimi sanmıyorum. Nidalee'yle uyumlu ama bekleyeceğiz herhalde. Yapacak bir şey yok. Ranger'larda da bir şey yok. Şu an iki buff'ı da şeyden alıyorum. Şu iki elemandan alıyorum. O biraz sıkıntılı. Sorcerer'dan bir şey getirebilir miyim? Aslında getirilir de. Allah'ın şunu sen. Braum'a çok yatırım yaptık. Hadi bakalım. Ben iş ne lan? Tokatlıyor galiba. <laughs> Braum'u baflamam lazım. Brahma iki yıldız yapmam lazım da dur bakalım. Kasa dinleymiş. Void. Void de hiç yok ya. Aga ne yaptık ya? Şu an şunu bir sat. Aha güzel. Kenan geldi. Bu da geldi. Bunu da al. Poppy'den bir şey olmaz herhalde. Sen git lan şuraya. Ne yapıyorsun? Şunu bir alalım. Kaybetmeyelim. Kasedini üçlemeden Level'ı çok erken basmamayı düşünüyorum. O yüzden böyle rahat restledik falan. Ama bir yandan da bir süre tokat yiyeceğim. Özellikle bu Dozer nerede? 81. Dozer ileride tehlikeli olabilir. Fena yapmamış bu ilde. Şu ikisi fena şey yapıyor zaten. Ranger, Varus. Bizim Ranger'lar çöp amına koyayım. Ne yapıyorsunuz? Vursağın... Ooo, yalnız Snipe. Onu da kes, bir şey istemiyorum. Tamam. Bunu kesse de kesmese de önemli değil. Dediğim gibi, turu yenmek o kadar önemli değil. Önemli olan şey Kindred Ranger. Bunu kesin almam lazım. Void Brawler diyor. Void Brawler'ı da bir kere Poppy'ye atacağız. Şunu bir aldık. Elemental yapar mıyım? Kritik soru. Şey elemental tamam mı? Var ya uçan kuş gerizekalı. Faiz parası da alamıyorum. Faiz haram tabi o yüzden almıyoruz da. Abi bilmiyorum çok arada kaldım şu anda. Bir yandan da konuşmak için zorluyorum kendimi tabi video çekiyoruz diye. Garen'e bak ayı gibi. Seju of Seju çok iyi ya. Poppy'yi sattık ama Seju ve Poppy iyi kombolanıyor da. Seju'yu kesin almam lazım bulup. Evet tokadımızı bir kez daha yedik. Bir de bu oyun tarzında şey olmayacak muhtemelen. Ee, sadece birinci elo kazanmayacak. Yani ilk dört falan elo kazanır. İşte şu an var ya, paramız var. Aranan kan geldi arkadaşlar. Abi bir şey satmadan bunu aldırmayacak mısın? Ciddi misin sen? Direkt buraya koyacağım ya. Ha, sağa koyup alabilirim şunu. Bir de sat AQ. Şimdi bunu altıgen muhabbetini yapacağım bak. Böyle koyduğum zaman hepsi alıyor bu buff'ı. Guardian buff'ı var bu efsane bir buff. Bu arada neler alabilirim? Şunu alabilirim. Bunu almam. Şunu belki al, kullanırım. Şu an gardiyan buff'ını komple aldık. 40 armor'umuz var herkeste. Ayrıca Leona gerçekten kaliteli. Büyüsü olarak alan vuruyor. Kendini üçleyebilirsem kendinden de iyi iş var. Gayet istediğim gibi gidiyor. Toka'da başladık gördüğünüz gibi. Spalutula'yı almış ama tam bir gavat. Spatula bana da lazım da alabilir miyim bilmiyorum. Sıramız çok düşmedi. Benim taktiğim aslında başlarda tokat yiyip oradan spatulaları çekmek de hep. Bu sefer şurada spatula. Biri kesin alacak onu. Unlucky. Bu server inşallah global yaparlar ya. Yabancılarla da oynarız. Zaten ping çok önemli değil yani. Ping gözüküyor mu tabda falan? Yok gözükmüyor. Hadi lan ne zaman çıkacağım ben. Almadılar spatula'yı. Abi spatula ya. Ne alayım amına koyayım? Şunu alacağım, satacağım direkt para gelsin AK. Başka bir işe yaramayacak. Burada fazlalık alırsanız bir anlığına masada şu şey oluyor. Ne var lan? Niye işaret koyayım? saat tam koyayım. Hacı kasadin var bana ya. Boş yapıyorsun kasadin var bana. Al işte bana koyayım ya. Siktir git lan. Brown bufflayabiliyoruz mu? buffluyoruz Çok iyi. Bir de Garen alayım bari. Amına Dursun. Şu an Braum benim carry yani, bildiğin. Aslında bir de Blitz götürebilsek, Blitz'in yanına koyuyorsun Braum'u, herkesi tokatlıyor. Buggy kimmiş? 71, şu an zaten o tokadı ağır yiyecek. Kaça inecek bakalım, 5-6 vururuz herhalde rahat kafasına. Şuna bak Akio, 2 tane Guinzo takmış ya. Oğlum senin neyin oyun bak 60'a indi 11 yedi tek dönüne. Eş. Eşi almalıyım. Bir şeyi satmalıyım. Garen'i satacağız. Varus'u tutuyoruz çünkü Ranger Manger ayağına. Kendini almayacağım. Hayır çok param gitti ya. Bu kadar çok para gidemez yani. Hadi bir daha basayım. Bir tane kasa vereceksin? Bak başka bir şey istemiyorum senden. Wild ve Sorcerer Sen git acı sen gel Ahri iki seviye yaparsak Bu arada şunu bir verelim ya Oh Bunu kime verelim Al sen de bunu al Itemları vermemişiz Bu çok büyük hata arkadaşlar Itemları verebildiğiniz an vermeniz lazım Yani saçma sapan vermeyin tabi ama Verebildiğiniz anda verin çok etkisi var yani acayip. Şu an oyunu yarısını oynamıyordum yani geçen turnlarda. Al 3. seviye Warwick. Sen kimsin köpek? Bu da tokadı diye de. Aha Ahri geldi. Güzel. Kindred'ın ikincisini de almak istiyorum. Ahri'yi üçlemem. Öyle bir şansım yok. Güzel. Sejuani. uff bunu almak istiyorum. Eşi de üçlemem lazım. Ranger'da Ranger'ı sal. Bunu al. Bir tane daha basalım. Kasadin hala yok. Varus'u sattım. iki Varus geldi. Abi çıldıracağım. Çıldıracağım. Gerçekten. Gerçi atacak bir şey de yok ki. Neyse tamam çok kötü değil. Bu kadar tribe girdik de. Şu an Leona beni coşturuyor yani. Leona'nın pozisyonu çok önemli. Hey yavrum be ulti de at. Aha spatula geldi. İkinci spatula da gelirse bir adet Seju'yu bedavadan piyasaya koyabileceğim. Gerçi Seju'nun bana bir katkısı olacak mı ondan emin değilim. Noble nereden geliyor lan? Noble he Leona'danmış. Fiora mı çeksek lan bir tane Noble yapalım. Ahri ikilemişiz galiba. Aynen iki seviye ahri yapmışız. Param yetmiyor. Hadi şu veyni bir satacağım. Aha Leona. Aha Kasedin. Tamam sonunda of. Of şu an var ya uf yani tokat. Bir tane de Kindred gelirse Şunu şu elemana verelim. Yazık garibim itemsız savaşıyor. ADC kasamamış. Bu bizim için önemli değil. Bu adam Loki zaten daya yiyecek tahminim. Ey yavrum be bu geldi. Braum artık üçleyemem. Onu uğraşmak istemiyorum. Biraz şuna puan basmam lazım. Yavaş yavaş basayım. Bir yandan da karpuz yiyelim. Şimdi bir sonraki seçim ekranında şu alttaki ikisi ölmüş olursa spatula kapma şansım olabilir. Bunların bir şekilde ölmesi lazım. Karşıma gelirler inşallah. Hey yavrum be, adam karşıma inşallah gelir dedik iki tane V'inle çıktı. Oğlum ADC'yi tokatlıyor sen kime vuruyorsun ya? Bu da çok ucuz taktikler. Arkaya iki tane şey yollayayım da. Sanki benim en arkadaki... Bakın o da bir taktik. En arkaya çok en iyinizi koymayın hiçbir zaman. Blitz en arkadakini çekiyor. Ee, Asasinler en arkaya atlıyor falan yani. Bak eşi koydum eşle uğraştı iki tane kazik bir saat. Eşki kim akıyor? Şimdi benim bunu bir şekilde sahaya sürmem gerekiyor. Kimi alabilirim? Kritik soru. Kimi alabilirim? Eşi alabilir miyim? Ranger'ım gidecek. Nidale ya alabilirim aslında ya. Al geç lan şuraya. Nidalee ne kadar vuruyordu göremiyoruz o DPS counter falan bir şey koymamışlar. Ama çok önemli değil şu anda dediğim gibi dengeleme gelecek zaten buna. Ahri ve Nidale'yi bir arada vermem lazım. Ben parasal açıdan sıkıntılarım var şu anda. Parayı hiç biriktirmedik. O tokadı bastık birinciymiş de ama iyi fazla vurmadım ondan önce seçeceğim. Nerede lan spatula? Şunu çekebilirim. Item'ı güzel. Ama alacak tabii ki aç gibi. Eneviya bana çok kıyak olur. Eneviya'yı kalırsa kesin alacağım. Ben onu bir şekilde çalıştırırım. Onun dışındakiler alıp satacağız yani. Çogat falan alabilirim. Çogat çalışabilir aslında. Ama Eneviya önceliğim. Geliyor dönüme. Gel lan. Ay amına koyayım neyse. Çogat. Hayır bir saat almıyor. Tam alacağım öyle çekiyor dalayarak. Çok küfür ettim lan gene videoda. Küfürsüz çekecektim ben bunu güya. Neyse bipleriz size. Bu ne abi? Bu nasıl bir board? Bir şey satayım da bari para gelsin arka sandık yaptım bir tane. Ya dizeceğim bordu sikiyim ya. Bu beni dövebilir. Çünkü katayla kapışacak kimse yok şu an arkada. Oh. Bu herif en alttaydı. Bak tokatlamaya başlamış. Ama pozisyonla tokatladı yani birazcık. Bunu başkaları tokatlar Bu yalnız iyi kasmış yorası falan çok iyi Biraz reset basalım Güzel o tamam Fena olmadı Ahri'yi koyalım Ahri'yi koyduğumuz için bir şey alamıyoruz. Çünkü bir de Vayne'i koymamız gerekiyor. Dale'ye. Şu an benim board o kadar kötü değil. Yani iş yapıyor. Zefir oluşmasın. Zefir var zaten bir tane. Sana verelim Seju Tombiş Hadi lan biraz vurun damage atın ya Oğlum üçüncü seviye garan var ölmüyor herif ah. Buzcular iyi, buzcular baya kaliteli iş yapıyor Noldu lan dozar Birincilik zor gözüküyor bu el Aaa bu kadar seju bilmiyorum ama yani şimdi. Almazsam olmaz. Gerçi aldım da o işten hayır gelmez ya. Alıp satmalarda zarar etmiyorsunuz bu arada. Kaça satılıyor? Dörde. Resetleyip Kindred arasam mı diyeceğim de. Kindred'e da koyacak durum yok ki. Bir spatula daha lazım bana. Ekstra birini koyacağım çünkü. Spatula ile şunu da yapabiliyorsunuz. Mesela spatula artı bir item belli bir klasa ait olmasını sağlıyor. Öyle detaylar da var. Onlar çok hoşuma gitti. Yani ısrarla demon gelmedi. Spatula artı bir şey yapıyorsunuz, hop demon geliyor. Mesela ne oluyor? Assassin'e çeviriyorum. Assassin lazım olsa. Burada oluyormuş şey? ya. Blade çeviriyormuş. Sen ne oluyor? Bu ne lan böyle? Runaan yapıyor diyor. Sonunda aga ya. Ah gel kenara sen. Ahri ve Nidalia bonus böyle wild yapmak için hani 4 wild falan olursa diye de olacağını ben sanmıyorum. 3'e satıyor, 4'e satıyor. Seju meju olmaz ya. Var amına koyayım bunları. Ah be. Gidin acı siz. Sizden bir şey çıkmaz yani. Şimdi bir şey buff veriyordu. Bu mu buff veriyordu? Yok o değil. Seju'daki ile birleştirince mi? Kindred'dan müthiş bir ulti. Adam bak geriden geliyor. 11 puanda şu an çok iyi bu ilde. Birinci olabilir o adam. Aaa işte Aga büyüdü şu an. Kendinden. Ah, seni şu tarafa al Maci ya. Sen böyle takıl. Sen de şöyle geç. Ne oluyor? Guardian Angel. Olur. İyi lan bu da olur. Hadi. Takıl namına koyayım. Ya item yapacak durum kalmadı. Boş duruyor orada. Ben bu adamdan daha demin tokat yedim. Niye bir daha kapışıyorum lan? Bak oraya çektim ya. Şimdi bunun Taşaklı elemanlarıyla bunlar kapışıyor. Gayet iyi gidiyor. Damage'ım az ama Kasadin'in alan vurması fena gitmiyor. Lulu ultisi geldi. Eş tekrar doğdu. Eş damage'ı yetmiyor. Ka Katarina var. Berabere kalır mıyız? Berabere kalırsak güzel. Bu adamı çünkü benim şu şartlarda yenmem mümkün değil. Bir varusu marusu bufflayacağız. Ranger mı dörtleyeceğiz artık? Bir şeyleri dörtlemek lazım. Sor Sorcerer'ım kaç? Bir tane. Ya Leona üçlenir mi ki ya? Bravo mu alsak üçlenirdi de. Wild Yordle Shape Shifter. Bu Nidale ile güzel gidiyor. Noble bir şey bulmam lazım. Noble'ı yapabiliyorum çünkü ve fena değil. Ee... sanırım bu oyun evet dördüncü olarak bitirdik. Fena değil yani hani e, keyifli gitti. Tabi istediğim şeyleri yapamadım. Hasar olarak tamamlayamadım. Ama başlangıçta eğitici olduğunu düşünüyorum. Zaten balans malans işleri olacak. Peçleri öğreneceğiz falan derken. E, bir şekilde bu işi hallederiz diye düşünüyorum. Burada bir şöyle bir ekranı var. İşte ne diyor? Bunları almışım. Bu. Gerçi daha birincinin kim olduğu belli değil. Tam izlemedik. Play de muhtemelen bana oyunu oynatmayacak şu anda. Aa oynatıyor. O zaman bir video daha patlatırız ya. Hangisi daha iyi olacak diye. Aynen. O fena değil. Bulacak mı bakayım bulacak mı? Okum bekliyorum merakla. Çünkü öyle bir ilan yaptılar. Hemen herkese oynatmayacağız. Bir beklemesi gerekecek. Oynatıyor. Tamam. Şimdi ben bu videoyu tamamlayacağım. Ee, ve upload edeceğim. Ondan sonra yeni oyunları da video çekerek oynayacağım. Güzellerini koyarım. Decline dedik. Bu siteyi yaptım arkadaşlar. Oynayabilenleriniz varsa PB de bakabilir. Bu ne işe yarıyor? Mesela işte sonda diyorduk ya noble hero lazım bana. Bak mesela arayabilir arayabilirmişim level yükseltip. İşte Leona vardı. Çünkü Vein'i satmamış olsak Vein noblemış. Vein duruyordu gerçi satmamıştık da. Garen olabilirdi, Lucian olabilirdi vesaire. Yani bu şekilde bir şey lazım olduğu zaman tıklayıp görebiliyorsunuz. Hatta mesela Noble ve işte atıyorum Ranger'ları diz bana gibi çift filtrelemede filtreleme de yapabiliyorsunuz. Burada ayrıca e, şampiyonlara basıp o şampiyonla uyumlu olabilen şampiyonları gösteriyor mesela. Hem Noble'ları gösteriyor hem de Ranger'ları gösteriyor. Siz ha, ben Vayne'i kasacağım işte o zaman bu diğer hero'lardan birini de kasmalıyım diyebiliyorsunuz. Bu siteyi yayarsanız sevinirim. Yani özellikle şeyden sonra başlangıcından sonra bu modun güzel bir hem işlevi yaptığını düşünüyorum hem de muhtemelen biraz bağış mağış bir şeyler gelir bu siteden. Onun dışında bir de şöyle bir o bahsettiğim oyunu göstereceğim. Burada bir sürü buff alabildim. Güzel bir oyundu bu. Ama bu oyun mesela o hale getirecek durum yoktu elementalist'e yöneldim ama elementaliste de kilit noktalar var mesela Kennen hem elementalist hem yordle hem de ninja olduğu için 3 buff sağlıyor. Ben burada Nar ve Poppy'i de ekleyerek Yordle buff'ını da aldım. Yordle buff'ı da dandik bir şey değil. Özellikle Poppy olduğu zaman çok işe yarıyor. Poppy'ye hem vurup damage'i azaltamıyorlar hem tank olduğu için hem de Ionix Park'ı verdiğimden dolayı karşı taraf her skill atışında damage yiyordu. Bu Poppy çok ciddi sıkıntı yarattı karşı tarafa. Mesela e, Poppy aynı zamanda Knight olduğu için Knight olacak başka bir hero bulmam gerekiyordu. Orada da yine Sejuani yardımcı oldu. Sejuani buzul olduğu için Sejuani artı e, Volibear artı işte Lissandra vesaire derken bu çok aşırı hoşuma giden bir combo oldu. Roller da aynı zamanda eee Volibear ve Blitzcrank'in e, faydasıyla işe yarıyordu. Bu arada Blitzcrank burada en arkadaki kişiyi çektiği için direkt takım arkadaşlarımın içine sokmadım. Daha güvenli bir bölgeye çekmesini sağladım. Artı Brent zaten çok iyi. Yani burada hiç 3. seviye şampiyon olmamasına rağmen... Hepsi hem 2. seviye... Şu Anivia hariç. Anivia'yı da sonlarda almıştım. Burada tabi canlı oynadığım oyuna göre... Daha farklı bir taktik izlemiştim. Gördüğünüz gibi canım 17. Başlarda çok... Yani deminki oyunda başlarda iyi oynayıp... Sonlarda tempoyu kaybettim ama... Başlarda biraz daha endgame'e yönelik e, dizerseniz 17'den sonra bu canı hiç kaybetmedim yani. 17'ye indi ondan sonra herkese vurdum. Çünkü bu kadar çok buff acayip güçlü oldu. Tabi bunu elde etmek de çok zor. Burada Leona'yı da mesela e, Braum'la birlikte birleştirebilir miyim acaba diye tutuyordum. Ama Braum'um da yok zaten burada. hani e, Sadece o şey için artık. Zaten para falan da çöktü. Öyle zarladım zarladım. Sonra bu turn'un sonunda da yendim zaten adımı Altı şeyde. Ee, o şekilde bir oyun geçirdim. Burada yani genelde şurası 4 olarak 3-4 turn geçti. Ekstradan 4-5 altın aldım. Ne oluyor lan? Hayvanlar gibi. Ha, winler geldi görevde. Korktum anasını satayım. Ses ne biçim geldi öyle? 3000 Riot Point bonus. Ha PBE'de şey bonusu geliyor tabi harcama yapın diye Miniş falan alabiliyoruz Hazır gelmişken bonusu onu da göstereyim lan hadi Gelin Miniş bonusu Ne diyor oğlum bu PBE'yi bozdular acı bunlar Mağazada mı alacağız minişleri Mağazadan alacağız aynen Narlan minnak legendlar Neyse fazla bozmayayım PBE'yi. Ama burada da kozmetikler o küçük elemanlar arkadaşlar. Yani şey yok. Ee, nasıl denir ona? Henüz fazla bir değişiklik yok. ha Bir de board satıyorlar abi. Arena'yı da özelleştirebiliyorsun. Bana çok çekici gelmedi. Bildiğiniz gibi bayağı da bir skinleri kozmetik olarak kullanan biriyim. Hani acaba şöyle bir şey yaparlar mı? Önceki skinlerimizden preferred gibi bir şey seçerekten hani koyduğumuz şampiyonları e, kendimiz giydirebilir miyiz? Onun da olacağını sanmıyorum. Çünkü dünkü Riot'a sorun, Riot Please yazısını okuduğumuzda şey diyorlar. Hani Yasuo mesela birisi ulti atacak. Diğerinde de Yasuo duvarını koyabilecek. Hani skin olan Yasuo ile normal Yasuo farklı olacak falan gibi bir yorum yapmış. Bana bu auto Chess için onun çok uygun olacağını sanmıyorum. Ama belki e, bir şekilde uydurabilirler. Çünkü yani hani gerçekten bu oyun keyif veriyor. Yani şurada dördüncü oldum sinirlenmedim falan. Gerçi beta olduğu için de sinirlenmedim. Rank olsa biraz daha yani ikiye falan gidebilecek bir durumdaydım. Biraz gelmediği için oldu. Ama kesinlikle ben şans oyunu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü mesela Hearthstone videolarım falan da var benim. Hearthstone'da Dekinizi kendiniz yapıyorsunuz ama arena diye bir bölüm var Gelen kartlarla bir dek oluşturup 12'ye kadar oyun atabiliyorsunuz Bu da aslında o arena modunun canlı olarak Yani hem hero'ları dekini yapıyorsun diyelim Hem de savaşını yapıyorsun Güzel bir mod yani çok umutluyum o yüzden hemen de siteyi de yaptım Yani çok tutacağından da eminim bu modun yüksek yerlere rankı geldiğinde de gelebileceğimizden eminim. Yani muhtemelen bu takımlı olmayacak. Tek kişi herkes devam edecek. Ee, bir premade ekleme ekranı yapmışlar hani parti oluşturma ekranı ama hani birlikte kapışılacağını ben pek sanmıyorum. Ve gerçekten çok hoşuma gitti. Yani hani mod olmuş dedirtti bana. Dengeyi sağlamak sorunu konusunda biraz zorlanacaklar ama Altından kalkılmayacak bir şey yok belki ban sistemi getirebilirler hani oyuncular herkesin bir ban hakkı olur o hirolar banlanır Ama o da dengeyi bozabilir yani çünkü mesela herkes bir elemental banlasa zaten elemental buff'ı alamıyorsun Onu nasıl yaparlar bilmiyorum veya biri banlanırsa o özelliklerde diğer hero gelebilir sonuçta 150 hero'nun sadece 50'si burada Burada başka göstereceğim bir resim var mı pek hatırlamıyorum bu resimleri de yine videoyu resimlerden çekmem gerekirse diye bu o oyunun devamı tokadı bastığım eleman bakın hiç 3 yıldız yok ama 3 yıldıza gerek de yok yani çünkü hepsi çok iyi Seju'yu zaten şeyle koydum Neden ona böyle spatula vermiştim spatula ile ekstradan koydum falan. Burası yine değişik bir mod. Diğer auto chesslerde olmayan bir mod. Gayet güzel, gayet kaliteli bir mod olmuş. Umarım hepimiz beğeniriz. Burası da leaktft.com giriş yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Türkçe yazıları geldiği vakit Türkçe'yi de yapacağım. Ama şimdilik İngilizce kullanabilirsiniz. PBE'de zaten oynayabiliyor musunuz bilmiyorum. Ama oynamasanız bile hani Kompozisyon oluşturmak için kurcalayabilirsiniz burayı. Ee, yeni videolarla karşınızda olacağım. Ayrıca üniversite sınavı için takip etmiş son günlerde arkadaşlar var. Onlar da merak etmesin. Tercih kılavuzunu inceledim. Hatta belki bunun arkasından bir videoda onlar için çekebilirim. YouTube'a atabilirim ama PBA açıkken muhtemelen bu modu biraz oynayıp çekebilirsem video çekmek istiyorum. Çünkü hani herkes bir sürü video çekti. Bir türlü e, atamamış olmanın e, üzüntüsünü yaşadım kaç gündür. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz fazla konuştum. Kendinize dikkat edin. E, görüşmek üzere.